şehitler ölmez, vatan bölünmez. Gün gelende, ay gelende gel oğlum. Cihan yanar sen gülende gül oğlum. Tarihini, şerefini yaz oğlum. Yaz oğlum, yoludur bul oğlum. Yeri bilmek, göğü bilmek bil oğlum. Kolay yerilmez. Hikmeti büyüktür, sual edilmez. Evet, tabii deprem, Sakarya depremi, Sakarya birinci derece deprem kuşağı olmasına rağmen daha önce bu kadar büyük bir deprem yaşanmamıştı. Yani 99 depremi çok özel bir durum oldu. Yani insanlar daha önce böyle bir deprem yaşamadığı için adeta kıyamet kopuyor sandı. Kıyameti yaşıyor zannetti insanlar. Bir anda oldu tabii, gece ne olduğunu da anlayamadı. Bakın, çok büyük bir deprem olduğunu. Ancak bunu yaşayınca bunun anlatılamayacağını ancak yaşanacağını gördük biz. Tabii hemen hemen herkesin mutlaka bir yakını vefat etmiştir, şehit olmuştur bu depremde. Çünkü çok kapsamlı bir deprem. Türkiye'nin 3/2'sinden hissedilen bir depremdi bu. Unutmak kolay değil. Tabii insanda bir unutma duygusu var ama belki o zamanki şiddetini, etkisini azaltıyor aslında. Unutulmuyor. Yani hafızalarda taze. Malumunuz bir deprem bölgesi. 17 Ağustos 1999 depremi büyük hasar bıraktı şehrimizde. Bu şehir bundan depremden 32 yıl önce 67'de de aynı ağırlıkta bir deprem geçirmiş. Dolayısıyla 20-30 yıl aralıklarla deprem olan bir bölge. Halkımız bu noktada hem bilinçlendirmek amacıyla, yılda bir bu depremi hatırlatmak ve bilgileri tazelemek amacıyla bu programı organize ediyoruz. Daha ziyade biz İmam Hatip camiası olarak, İmam Hatip mezunları olarak bu depremde hayatını kaybetmiş hemşehrilerimiz, yakınlarımız, dostlarımız için Kur'an-ı Kerimler, Hatmi Şerifler okuyor öğrencilerimiz ve mezun arkadaşlarımız, hafızlarımız. Biz nasıl kendi ailemizden birisi vefat ettiği zaman yıl dönümünde onları Kur'an'la, dua ile anıyorsak, biz de bu şehrin bir evladı olarak bir aile bilinci içerisinde bizim yakınımız olsun olmasın, şehrimizin insanıdır nihayetinde depremde vefat edenler. Bunlar için okuduğumuz Hatim-i Şerifler ve Yasin-i Şerifler oluyor. Bunların Kur'an-ı Kerim'le tekrar meydanda okuyup duasıyla bunu sonuçlandırıyoruz. Bu bizim bir İmam Hatip camiası olarak bir sorumluluk bilinci içerisinde yapıyoruz. 4 yıldır yapıyoruz, bu 4. yılı. Nasip olursa bu geleneksel hale getirip devam etmeyi düşünüyoruz. Çünkü deprem bu şehrin bir gerçeği. Yani şöyle de bir durum var malumunuz. Depremden bu zamana 19 sene geçti. Eğer bilim adamlarının dediği gibi 20 ya da 30 senede bir tekrar ediyorsa, olmuş olan depremden uzaklaşırken olması muhtemel olan depreme de hızla yaklaşıyoruz. Bu yarın da olabilir, 10 gün sonra da olabilir, 10 sene sonra da olabilir. Biz her an olacakmış gibi de hazırlıklarımızı da yapmamız gerekiyor bu anlamda. 1999 depreminde eşimi kaybettim ama depremi iki yönlü acısını çeken, iki yönlü yaşayan bir insanım. Depremin olduğu saniyelerde ben Avustralya'daydım. Türkiye Güreş Federasyonu'nun bir görevlisi olarak dünya şampiyonası yönetmek için, hakemlik yapmak için gitmiştim. Orada Avustralya'da sabah saat 8'de. Biz normalinde kalkıp da güreşlere gideceğimiz zaman bize dediler ki Türkiye'de çok büyük bir deprem olmuş. Ve öyle bir haber geldi ki bize, dediler ki Eskişehir'in tamamı, İstanbul'un yarısı, Kocaeli silinmiş, Sakarya silinmiş. Tabii Avustralya gibi çok uzak bir yerde bu haberleri aldık. Büyük bir telaşla Türkiye'yi arama uğraşıyoruz, evimizi arama uğraşıyoruz. Bütün santrallar kilitlenmiş. Tabii Türkiye'deki duruma göre hiç ulaşamadık. Ancak o gece paket yayın yapan bir televizyon yayından dediler haber alabilirsiniz. Ancak biz telefonla Almanya üzerinden akrabalarımıza, Antalya'daki akrabalarımıza ulaşmaya çalıştık. Ulaştık ve dediler ki Sakarya'da çok büyük yıkım var. O anda
Ben hemen içimden dedim, eyvah dedim. Yıkım olup da bizim ev yıkılmışsa benim eşim ölmüştür dedim, hanım ölmüştür dedim. İçime öyle bir şey doğdu. Ben iki türlü acısını yaşadım. Depremin olduğu zaman buradan 18 saatte Avustralya'ya gittiğimiz mesafeyi tam 5 günde geri gelebildim. Benim hanımı da çarşamba günü bulmuşlar, 2 gün sonra enkazdan çıkarıp gömmüşler. Ama ben cuma günü gelebildim. İkinci acım da o. Birinci acı deprem, ikinci acı da insanımı göremedim. Yani vefat etmiş insanımı, şehit olmuş insanımı göremedim, hanımımı göremedim. Ama ne yapalım? Tabii ki Allah'ın bir takdiri. Binlerce kişi öldü. Bir tanesi de bize denk geldi. Ama bakın o 18 saatlik yolu tekrar 5 günde ben geri geldim. Çeşitli 3-4 ülkeye giderekten uçak tarifesinden. Acaba o yollar nasıl geçti? Şu anda 19 yıl geçti. İnanın hala daha bilmiyorum ben. Nasıl o günleri geçirdim ben? Nasıl buraya geldim? Sakarya'ya nasıl geldiğimi inanın anlatamam yani. Şu anda bilemiyorum. Çok kötü günler geçirdim, dakikalar geçirdim. İki can saadeti nasip eyle. Hanemize huzur saadet ver Allah'ım. Evlatlarımızı salih saniha olanlardan eyle. Rahim. Vehdini vehdina ve vefikna ilel hakki ve ila tarifleri. Yasin-i Şerifleri. Bu akşam burada icra edilen Kur'an tilavetini